başına gitmelerine bayılıyorum. İşte tek başına bu kendini ayırdığın vakit, bu kaliteli vakit gerçekten harika. Gördünüz mü? Koskocaman bir... İşte hayatımda hiç bu kadar büyük bir böcek görmedim. Dürbün aldım kendime bugün gemileri izlerim diye. Bu muhteşem manzaraya karşı kahvaltımı yapacağım. Normalde çok karanlık olduğu zaman şu ışıklarımı takıyorum ben. Günaydın herkese. Günaydın mı demeliyim? Günaydın bence. Evet, ay tepede. Nereye gittiğini tahmin ediyorsunuz herhalde bu saatte, artık çalışmışsınızdır. Çok merak edilen şeylerden biriydi. Bu saatte nasıl gidiyorsun? Korkmuyor musun? Nasıl o motivasyonu buluyorsun kendinde her sabah soruları? Gelince dedim ki neden bununla alakalı bir video çekmeyeyim? Neden kendinize ayırdığınız vaktin ne kadar değerli olduğunu size göstermeyeyim ve bir şekilde belki ilham olurum birilerine. Çünkü bu yürüyüşlerle birlikte, bu sabah koşuları ile birlikte daha doğrusu, bunu aslında yapmak çok isteyen ama cesaret bulamayan çok fazla kadın erkek takipçimden, özellikle Instagram'dan mesaj geldi. Hadi bakalım, madem öyle, bugün tamamen birlikteyiz. Sadece ben ve siz. Kendime ayırdığım bu zamanları, kendimle geçirdiğim bu kaliteli zaman diyeyim aslında, zamanları sizlerle paylaşmak istiyorum ki gerçekten bunun ne kadar değerli olduğunu anlayabilmeniz için. Bugün beraberiz. Çok güzel şeyler yapacağız. Sizin o Instagram'da görüp bayıldığınız yerlere götüreceğim sizlere. Hadi daha fazla lafı uzatmayalım. Çünkü öncelikle ilk olarak spor yapmaya gidiyoruz beraber. Geldik sayılır. Bu geçtiğimiz Instagram hikayelerimde takip edenler bilirler. Bu Orman Fakültesi'nin bacasından çıkan dumanlarla ilgili bir şey yapmıştım. Paylaşım, hani nedir bu kadar bu beyaz dumanlar, bizi bir aydınlatır mısınız falan diye. Okuldan dönüş olmadı. Okulun da Instagram hesabını etiketlemiştim. Okuldan dönüş olmadı. Tabii ki ben cevabımı almak istediğim için oradaki öğrencilerden birkaç kişi buldum falan. Onlar da beni okullarında hocalık yapan bir çok tatlı bir beyefendiye, bir profesör hocaya yönlendirdiler. Onunla görüştüm. İşte doğal gaz olduğunu söyledi. Sonuçta fosil yakıt dedi. Soğukla birlikte daha da fazla o çok böyle beyaz, hakikaten inanılmaz bu ne ya dediğimiz dumanları çıkartıyormuş. Hatta dekanlıkla da görüştü teyit etmek için. Öyle arkadaşlar yani. Zaten İstanbul'un gerçeği bu hani. Fosil yakıt falan dedi. Haberiniz olsun sizin de. Günaydın. Ne haber, nasılsınız? Şükür, nasılsınız? İyiyim çok. Bugün İstanbul kartla ödeyeyim diyorum ya, deneme olsun. Yoksa 100 TL vereceğim. Tamam. Ben siz bakiye verdim. Şaka yapıyorsun ya. Tamam. Tabi bayağıdır kullanmıyoruz normal olarak. Onu doldurayım ben bir ara o zaman. Tamam, şöyle aldım. Aynen. Görüyor musunuz arkadaşlar? Akbilim boş. Süpersin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet arkadaşlar. En sevdiğim yol burası. Ormanın içine girdikten sonraki bu yolu da çok seviyorum bu arada. Şöyle göstereceğim. Şimdi arabayı, köpek seslerini diyorsunuz zaten, arabayı güzel bir yere park edelim. Tamamdır, şuraya park edeceğim. Park edeyim, tekrar açacağım. Çok soğuk olduğu için şu bereyi de alıyorum yanıma. Şu kafam üşüdüğünde değiştiriyorum berelerimi. Bayağı bu bel çantama her şey sığıyor yani. Bereler... Maskeler, maskemi de alacağım zaten şimdi falan filan. Normalde çok karanlık olduğu zaman şu ışıklarımı takıyorum ben ayak bileklerime. Bunları görmüşsünüzdür yine. Bunlar harikalar. Bir de işte ormanda yürürken tabii böyle kafa ışığı kullanıyorum. Şöyle kafama takıyorum. Ama şu anda gerek yok. Artık hava minik minik. Çok az, size göre çok olmasa da minik minik aydınlanmaya başladı.
O yüzden hadi daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. En sevdiğim hava bu aslında çünkü baya baya aydınlanmaya başladı. Saate bakalım, 8:06 geçiyor. Bu aydınlıkta yürümek çok keyifli ve hala bu arada ay da şurada. Birazcık koştum, nabzı yükseltelim diye. Şimdi gölün oradayım. 2,5 kilometre oldu. Daha yolum var. Evet, göle geldik. 2,5 kilometreden hemen sonra göl karşılıyor bizi. Her sabah bu gölde böyle minik 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 suyun üstünde böyle daireler açılıyor. Sanırım hani bir çeşit su sineği gibi bir şey. Aha, gördünüz mü? Koskocaman bir karabatak. Önümüzden geçti. Hayret, burada ne işleri var bilmiyorum. Gerçi buraya geliyor şey, gri balık, tüm kuş da geliyor. Bazı sabahlar görüyorum, o kadar narin, o kadar tatlı bir kuş ki böyle incecik sopa gibi bacakları var. Hayranlıkla izliyorum onu korkutmadan. Buralarda böyle kurbağa, böcek bilmem ne olduğu için gölde onları yemeye geliyor sabah. Böyle hayranlıkla izliyorum onu. Hayatımda hiç bu kadar büyük bir böcek görmedim. Boyutunu anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an böcek fobisi olanlar sinir krizi geçiriyor bence. Ay, inanılmaz büyük. Az kalsın eziyordum. Ben ezmesem onu biri kesin ezer bu arada. Keşke kenara alabilsem ama o cesaret de yok yani, o kadar da değil. Bakın şurada bir yol var, oraya hayranım. Derenin üstünden bir köprü geçiyor. Burada hatta fotoğraf çekmiştim. Koyayım onları şuraya bir yere. Şimdi göstereceğim size. Acayip tatlı. Böyle minnoş bir dere. Şıkır şıkır. Üstünde de böyle köprüsü var. Bazen gün pes pembe aydınlanıyor burada. İnanamazsınız güzelliğe. Evet arkadaşlar, 5 kilometreyi bitirdik. Son 1 kilometremiz kaldı. Kaç dakika olmuş? Tabii çok oyalana oyalana ben. 50 dakika olmuş. Yani yavaş yürüdüm zaten bugünkü şeyimi öngörüyordum. Yani vlog çekeceğim için koşamam diyordum. Çok ağır çünkü kamera. Yavaş yürürüm büyük ihtimalle diyordum. Olsun, hiç yapmamaktan iyidir. Sonuçta ben zaten her gün yapıyorum. Bunu size göstermek ve paylaşmak istedim. Bakın kim var? Melisa'nın kıskandığı köpek. Çünkü yürüyüş arkadaşım bu minnoş. Gel aşkım, gel gel gel. Kim benim aşkım diye? Köpek. Ha, sen o Belgrad Ormanı'nda gördüğün köpeği aşkım dediğim için kıskandın mı? Hı-hı. Ayda. Sen benim annemsin. Ama aşkım onu da... O köpek başka bir anne bulsun. Onun annesi var. İşte bence yok artık onun annesi. O da yalnız öyle Belgrad Ormanı'nda yaşıyor. Tanem. Bir tanem, günaydın. Melisa çok kıskandı seni. Baksana mama getirdim, gel. Gel bir tanem, gel. Sen de gel bebeğim, gel. Gel. Tatlım. Tatlım, tatlım. Ay, ay Allah'ım yarabbim. Bu yanaklar ne? Ne bu yanaklar? Şapşal. Ya şunu yiyeceğim ben. Tamam mı? Tamam mı? Ben seni yiyeceğim. Ben seni yiyeceğim. Tamam mı? Evet, bu yolu da çok seviyorum. Ha, ikinci çok beğendiğiniz fotoğrafım da buradandı. Dediğim gibi o köprüyü geçtikten sonra o twilight gibi maviliği koymuştum. Burada da o pembe gün doğumunu koymuştum. Onu da çok sevmiştiniz. Ay evet arkadaşlar. Bitirdim ama ben de bittim. Şimdi köpeklere mama vereceğim. Şuraya dökeyim. Bir dakika, sefere bundan almayacağım. Bunu o kadar sevmediklerini fark ettim. Yani yiyorlar ama böyle biraz hani isteksiz yiyorlar. O yüzden bir dahaki sefere başka bir mama alacağım. Mama önerilerini açayım. Şuraya dökeyim biraz. Ha, geliyor zaten. Çok ortalara da dökmüyorum ben. Hani insanların ayaklarıyla basacağı yerlere falan çok. Şöyle köşelere. Karşımı bakmakla boşaltayım. Buraya gelip yerler. Gel mama. Evet. Bagajım bu halde ama ne yapayım? Bakın.
Şimdi ben kafasına estimi başına alıp giden bir insanım. Şimdi bunlar olması lazım sandalyelerim. Şunlar kalın montlarım. Şu yağmurluğum. Şurada Melisa'nın kovaları movaları var. Burada köpek mamaları var. Burada işte yedek kıyafetlerim. Şu arabam ıslandı bir şey oldular. Falanlar filanlar. Evet efendim, Belgrad'dan sonra şimdi kahvaltı için birlikte gidiyoruz. Kahvemi getirdim. Dürbün aldım kendime. Bugün gemileri izlerim diye ama bu havada izleyebilecek miyim bilmiyorum. Yoğurtlu yulafımı da getirdim. Burada da bir sürü abur cuburum var. Şimdi burada güzelce oturacağım. Bu muhteşem manzaraya karşı yalnız başıma keyifli keyifli kahvaltımı yapacağım. Çok güzel. Burada olmanız lazımdı. O kadar çok seviyorum ki yalnızlığı, bu yaptığım şeyi, kendime ayırdığım bu özel zamanı gerçekten çok seviyorum. Çok güzel, çok daha iyi gelen bir şey yok. Ah, saati vallahi 12 yaptım. Hala oturuyorum, arada güneş de çıkıyor. Hiç kalkasım yok. Deniz şöyle. Ah evet arkadaşlar, artık çok rüzgar başladı. Durulmuyor. Artık ufak ufak dönüyorum. Arabayı yükledim tekrar. Muhteşem bagajım. Bir sürü şey almıştım yanıma yerim diye. Hiç de bir şey yemedim yani o kadar. Evet. Vlogu yapmamdaki aslında sebep ya işte Merve o şeyleri mesajları koyacağım zaten. Böyle alıp başına gitmelerine bayılıyorum. İşte tek başına bu kendine ayırdığın vakit, bu kaliteli vakit gerçekten harika. İşte ben de yapmak istiyorum. Ben de senin cesaretine hayranım. Lütfen kimseyi dinleme. Cesaret bulaşıcıdır. Senin sayende ben de işte yürüyüşlere başladım sabah falan gibi çok mesaj aldım. Aslında kendime çok kızıyorum arkadaşlar. Sebebi de şu. Deli miyim neyim yani? Milyon tane insan böyle güzel mesaj atıyor bana. Harikasınlar işte, senin sayende ben de başladımlar. Sen bize çok güzel ilham oldun. Onların hiçbirini paylaşmıyorum. Bir tane trollün mesajını, kötü mesajını paylaşıyorum. Ve hakikaten düşündüm, bu diğer insanlara haksızlık değil de nedir? Haksızlık yani. Haksızlık oluyor gerçekten. O yüzden artık güzel mesajları paylaşacağım. Bu vlogda da bu bana mesaj atmış güzel insanların güzel mesajlarını paylaşacağım. Size de ilham olsun. Çünkü gerçekten kendinize, şimdi artık tabii yaş ilerledikçe, gerçi ben hala kendimi 25 hissediyorum, o ayrı konu, ama bence biraz
yaşımı da göstermiyorum şimdi. Gerçi göstersem ne olur zaten. Ben yaş almayı seven bir insan olduğum için hakikaten en çok hangi yaşlarını sevdin Merve derseniz en çok bu yaşlarımı sevdim. 30'lu yaşlarımı sevdim. Geçen çok sevdiğim bir arkadaşımla konuştuk falan. Diyor ki bir kadının en güzel yaşının 25 olduğunu düşünürdüm diyor. Çok yanılmışım diyor. Bence bir kadının en güzel yaşları hakikaten 30 ve üstü. Katılıyorum. Gerçekten farklı bir olgunluk geliyor insana. Hem ruhen hem bedenen farklı bir olgunluk geliyor. Ben bakıyorum 20'li yaşlardaki fotoğrafıma. 10 yaş daha yaşlıymışım bence. Ruhen de ben 25'lerimi hatırlıyorum. Ben hiç bu kadar eğlenceli, bu kadar plansız, hadi sabah bilmem nereye yürüyüşe, hadi kahvaltıya oraya atla git falan, böyle bir kişisel cesaretim yoktu herhalde. Yapmıyordum çünkü. Şimdi yalnız böyle bir saatim varsa, eskiden olsa bir AVM'ye gideyim diye düşünürdüm. Yani gideyim bir AVM'de vakit geçireyim ya da en iyisi gideyim bir sinemaya gireyim tek başıma, film izleyeyim falan derdim. Şimdi tabii ki hani Covid'in vesairenin etkisiyle iyice herkes böyle kendini bir doğaya falan atmak istiyor zaten, o ayrı bir konu ama şimdi aklımın ucundan bile geçmiyor. Hani gideyim bir mağazaya bir alışveriş yapayım, bir AVM'de oturup bir kahve içeyim. Aklımın ucundan bile geçmiyor. Bana çok iyi geldi arkadaşlar böyle özgürleşmek. Size de iyi gelsin ve ilham olsun diye bu videoyu zaten çekiyorum. Mesela şey çok hoşuma gitmişti. O şeyi de koyayım mesajı. Mesela kadın takipçilerim işte hep şey vardır ya, araba kullanma baskısı üzerlerinde. Ne yapacağım, nasıl yapacağım? Çünkü ne yazık ki arkadaşlar, ne yazık ki ilk araba kullanmayı ya babalarımızdan ya eşlerimizden falan öğrendiğimiz için, ben babamla öğrendim. Yani daha izliyorsa bu vlog, arkasından konuşmuyorum, yüzüne söylüyorum yani. O kadar agresif şekilde öğretiyorlar ki, öğretmediği zaten o. Yani bildiğini de unutturuyor insana. Çalıştım, kazandığım parayla da gittim kendime şey tuttum. Sürücü kursundan hoca tuttum. Hocayla öğrendim. Ben dedim giderim, güzelce paramı da kazanırım. Giderim dedim, sürücü kursundan da hocamı tutarım. İğrenç bir arabaydı, çok hiç unutmuyorum. Böyle eski püskü, param o kadar ne etmişti tabii. Eski püskü, böyle rezalet bir araba. Çok yaşlı da bir dede, hoca. Vallahi ondan öğrendim. Allah razı olsun, hayattaysa, yaşıyorsa. Allah razı olsun hocam sizden. Sizin sayenizde öğrendim araba kullanmayı. Ve tabii bir şey daha söyleyeceğim. Sadece onun, ya o bana temelini öğretti. Ama ben ne yaptım? Babam istediği kadar kızsın. Bu arada hani bunu yanlış örnek olmak istemiyorum size. Herkesin aile dinamikleri farklı, bilmiyorum ama ben birazcık daha kalıbına sığamayan bir genç kadındım. Hala öyleyim. Zaten hani böyle erken iş hayatına atılmamı sebeplenen bir tanesi de buydu. Kaçırıyordum arabayı. Vermiyordu. Dedim ki yani sen vermezsen ben nasıl öğreneceğim? Arabayı kullanmadan nasıl öğrenebilirim yani? Uyurken erken saatte çıkıyordum. Alıyordum arabayı. Kaza da yaptım. Yaptım da. Yapa yapa öğrendim. Şimdi mükemmel araba kullanıyorum arkadaşlar. Allah kazalardan belalardan korusun. Mükemmel araba kullanıyorum. Kendimle de gurur duyuyorum. Zaten Doğan Kabak'la çektiğimiz videoda da görmüşsünüzdür. Doğan bile hayretler içerisinde kaldı. Merve inanamıyorum sana. Hakikaten yani çok şaşırttın beni. Şaşırtmaya da devam ediyorsun. Çok iyisin falan diye. Onun da onayını aldığım için. Ben geçen gün buradan gittim. Dur bir dakika. Aynen. Merve'ye bak ya, offroad'cu çıktı. Ya offroad'cu çıktım ben. Dur bak, şuradan girdim ben. Şimdi buradan gidemezsin. Burası kapalı. Tamam. Burası kapalı. Nereden şimdi gireceğiz? Göstereceğim sana. Bir dakika. Bu kadar işte. Sen buraya tek başına mı ben girdin? Ben buraya tek başıma Şaka girdim. Şaka yapıyorsun ya. Vallahi tek başıma girdim. Sana tek başıma olsun. Girdim. Bak daha dur, nerelere götüreceğim seni. Sana helal olsun. Vallahi tek başıma girdim. Gerçi kimsenin onayını almama gerek yok. Ben zaten biliyorum kendimi de. Yani yine de bu işin piri olan birinden bunun onayını almak çok keyifli. Bir takipçim dedi ki sizin böyle arabayla gittiğiniz yerleri görünce hakikaten inanılmaz şaşırıyorum ve de imreniyorum. Ya Merve'ye bak. Ben daha düz yolda hani kullanmaya korkuyorum. Merve nerelere, dağlara çıkıyor arabalarla deyip cesaretlendiriyorum kendimi. Merve yapıyor, ben de yapabilirim deyip alıyorum arabayı, çıkıyorum demiş bir takipçim. O kadar mutlu oldum ki arkadaşlar. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bu iş böyle. Arabayı almadan, trafiğe çıkmadan öğrenemezsiniz. Ya bunu YouTube videolarından izleyerek öğrenebileceğiniz bir şey değil bu. Başınıza kötü şeyler de gelecek. İş umarım gelmez. Belki bir yokuşta kalacaksınız, geri gideceksiniz. Her şey olabilir. Her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Bir kadın olarak lastiğiniz patladığında lastik değiştirmeyi bilmelisiniz. Ben biliyorum. Öğrendim. Düşündüm çünkü bunu yani.
Ola ki lastiğim patladı, ne yapacağım yani? İlla ki bir erkekten yardım mı almak zorundayım? Ne münasebet, bir erkeğin yapabildiğini ben de yapabilirim yani. Eski Cem'in arabasında oturdum. Velev ki dedim lastiğim patladı. Değiştirdim, öğrendim. Şimdi mesela bakın, bu arabada hiç yapmadım onu. Bu daha büyük bir araba. Bunda da yapmam lazım. Dağlara taşlara çıkıyorum bilmem ne, böyle offroad gibi. O yüzden asıl bununkini öğrenmem lazım. Lütfen kendinize güvenin arkadaşlar. Bir kadın kadar güçlü bir varlık var mı ya dünyada? Bence yok. İnsan getirebilme, dünyaya insan getirebilme özelliğine sahip bir varlıktan bahsediyoruz. İçinizde insan yaşatıyorsunuz istediğiniz sürece. Buna sahipsiniz yani. O yüzden bir kadının yapamayacağı, bu hayatta istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. En fazla iki engel olabilir karşınızda. Biri kendiniz, biri de hayatınızdaki kişi. Hayatınızdaki kişinin hiçbir zaman zaten size engel olmasına müsaade etmeyin. Bu hayat sizin hayatınız çünkü. Bazı şeylere sahip olmak için arkadaşlar elinizi taşın altına sokmanız lazım. Maddi manevi. Bu iş böyle yani. Vazgeçmeyeceksiniz eğer gerçekten bunu istiyorsanız. Vazgeçmeyeceksiniz. Elinizi taşın altına sokacaksınız. Ben çok soktum. Her anlamda hayatım boyunca zaten. Her anlamda. Bu iş böyle. Başarıya giden yol elinizi taşın altına sokmaktan geçiyor.